Kan tahlilinde referans dışı ne demek sorusunu yanıtlamadan önce referans değer ne demek ona bakalım. Normal veya referans aralığı nedir? Sağlıklı popülasyonda bulduğumuz bir test sonucundaki varyasyon aralığına referans aralığı diyoruz. Belirli bir laboratuvar testi için referans aralığı, normal popülasyon grubu için ortalama değer ve bu değer etrafındaki varyasyon, artı veya eksi ortalamadan iki standart sapma olarak ifade edilir. Bu şekilde, laboratuvarlar tarafından verilen aralıklar, hastalıksız veya referans gruptaki bireylerin %95'inde bulunan değerleri temsil eder. Referans aralıkları, test sonuçlarını üreten laboratuvara özeldir. Laboratuvarlar genel olarak bulguları yaş ve cinsiyete göre raporlayacak ve sonuçların yorumlanmasını hekime bırakacaktır. Peki kan tahlilinde referans dışı ne demek? Test sonucunuz referans dışı gelmişse bu çok kabaca sizin sonucunuzun genel sağlıklı kişilerin ortalama değerlerinden yüksek veya düşük çıktığı anlamına gelir. Bunun ne kadar önemli olup olmadığına doktorunuz karar verecektir. Tanım olarak alınan örneklerle 20 sonuçtan biri veya %5 belirlenen referans aralığının dışında kalacaktır. Yani her referans dışı sonuç çok da önemli değildir. Örneğin tiroid uyarıcı hormon testi sonucu 3.0, referans aralığı 0.5-5.0 5, 5, 0 ise bu rapor test sonuçlarının referans aralığı içine düştüğünü gösterir ama test sonucunuz 5.5 olsaydı, bu sonuç, referans dışı olacaktı, ama önemli mi değil mi buna doktorunuz karar verecektir. Özetle, referans aralığının dışındaki sonuç, endişe nedeni olabilir veya olmayabilir. Doktorunuz, referans aralığı dışındaki bir sonucun sizin için önemli olup olmadığını belirleme amacıyla, test sonuçlarınızı tıbbi öykü, fizik muayene ve ilişkili başka faktörler bağlamında değerlendirecektir.